İznik Gölü. İznik Gölü Orhan Gazi için çok önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda göl kıyısında yaz aylarında göle girilmekte, yine aynı zamanda temiz havasıyla piknik yapılmaktadır. Gölde son yıllarda azalmasına karşın yine de çok çeşitli balık türleri yetiştirilmektedir. Özellikle yayın ve sazan balıklarının lezzeti ülke çapında da önemli bir üne sahiptir. Orhan Gazi Belediyesi'nin de son yıllarda çalışmaları ile düzenlemelerde bulunduğu göl kıyısı, ülkenin dört bir yanından ziyaretçilere ev sahipliği yapmaktadır. Nadır. İçme suyu kaynağı ilçemizin kuzey kısmında bulunmaktadır. Temiz havası ile birlikte eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olan Nadır, son yıllar içerisinde yapılan çalışmalar ile piknik yapılması için de uygun hale getirilmiştir. Yeşilin her renginin bulunduğu bu doğal güzellikte bölgenin de en lezzetli içme suyu kaynağı bulunmaktadır. Civar ilçe ve illerden gelen ziyaretçiler tarafından özellikle hafta sonları yoğun bir ilgi gören Nadır, Orhan Gazi'nin gezilip görülmesi gereken önemli yerlerinden biridir. Ilıca, Orhan Gazi'nin Keramet Köyü sınırları içerisinde bulunan Ilıca Kaynağı, şifalı suları ile bölgeden birçok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Şifalı termal kaplıcası ile dört mevsim hizmet veren bu doğa harikası yerde, kar yağarken dahi suya girmek mümkündür. Ilıpınar. Bütün kuzeybatı Anadolu'da en ayrıntılı bir şekilde araştırılmış buluntu yerlerinin başında şüphesiz Ilıpınar gelmektedir. Ilıpınar, Orhan Gazi ilçesinin yaklaşık 2 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Yapılan analizler, kullanılan taş aletlerin yerel geleneğin bir devamı olduğunu göstermiştir. Ancak bu taş aletlerin bir kısmının bölgede bulunmayan obsidiyenden yapılmış olması ve çanak çömlek biçimleri Orta Anadolu ile olan ilişkileri ortaya koymaktadır. Zeytin. Orhan Gazi zeytini sofralık zeytinler arasında ciddi bir kaliteye sahip
iritaneli ve ağızda hoş bir tat bırakan özelliğiyle önemli bir yer tutmaktadır. İlçe girişinden başlayan zeytin işleme merkezleri, zeytin satış dükkanları, yol boyu zeytin ağaçları ile Orhan Gazi tam bir zeytin memleketidir. Yıllık ortalama 1 milyon 200 bin ton dolayında zeytin üretilmektedir. Üretilen zeytinin %65-70'i yağlık, %30-35'i ise sofralık olarak işlenmektedir. Orhan Gazi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin, ilçe ve ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlamakta, Orhan Gazi'de bölgenin en iyi zeytini yetişmektedir. Yine ilçede bölgenin en iyi zeytin işleme tesislerinden olan Orzim ve Marzim bulunmaktadır. Ayrıca Marmara Birlik de bu anlamda ilçedeki zeytinciler için büyük önem taşımaktadır. Orhan Gazi'de her yıl geleneksel olarak Kasım ayının ilk haftasında Zeytin Festivali düzenlenmektedir. Festival kapsamında zeytin tane yarışması, zeytin güzeli yarışması, zeytinyağlı yemek yarışması, bahçe bakım yarışması gibi yarışmalar düzenlenmektedir. Festival, bölgedeki tek zeytin festivali olma özelliğini taşımakla birlikte 1978 yılından bu yana kutlanmaktadır. Turşu. Türk mutfak kültürünün ayrılmaz bir parçası olan turşunun en önemli üretim merkezlerinden biri de Orhan Gazi'dir. Orhan Gazi'ye bağlı Gedelek köyünde üretilen turşular hem iç pazara hem de dış pazara ihraç edilmektedir. Dünyaca ünlü olan Gedelek turşusu bu köyde çıkan kaynak suları ile yapılmaktadır. Dünyanın dört bir yerine ihraç edilen çok çeşitli sebzelerle yapılan turşuların lezzeti dünyaca ünlüdür. Yamaç paraşütü. Türkiye'de son yıllarda hayli ünlenen hava sporlarından olan yamaç paraşütü için uygun koşul ve yamaçlardan biri de Orhan Gazi'dedir. Gürle Dağı bu spor dalına hayli elverişli koşullara sahiptir. Bölgeden ve ülkenin çeşitli yerlerinden gelen yamaç paraşütçüleri atlayış ve uçuşlarını Gürle Dağı yamacından yapabilmektedirler. Burada çeşitli zamanlarda bazı yarışmalar da düzenlenmektedir. Orhan Gazi Spor. Orhan Gazi Spor 1982 yılında Döktaş Spor olarak kuruldu. Uzun yıllar Bursa Amatör Küme'de mücadele ettikten sonra 2003-2004 futbol sezonunda Türkiye 3. Profesyonel Ligi'ne yükselince adını Orhan Gazi Döktaş Spor olarak değiştirdi. Bir sezon mücadele ettiği Profesyonel Lig'de aynı yıl içerisinde küme düşen Orhan Gazi Döktaş Spor 2004-2005 futbol sezonunda İlk önce Bursa Süper Amatör Lig A grubunda şampiyon oldu ve daha sonra ise 3. lige yükselme maçlarında ilk olarak Manisa ve daha sonra ise Balıkesir gruplarını başarıyla tamamladıktan sonra tekrar Türkiye 3. Profesyonel Ligi'ne yükseldi. 2005-2006 futbol sezonu öncesinde ilçe kamuoyu ve siyasilerin girişimleriyle Orhan Gazi Döktaş Spor'un adı Orhan Gazi Spor olarak değiştirildi. Kırmızı siyah beyazlılar ilk sezonunda 3. lig 4. grubu 8. sırada tamamladı. 2010-2011 futbol sezonuna iddialı giren Orhan Gazi Spor şu an 3. lig 2. grupta ligi iyi geçirmektedir ve lig sonunda bir üst lig olan 2. lige yükselmenin hesaplarını yapmaktadır. Orhan Gazi Spor'un yanı sıra Orhan Gazi'de Hürspor, Örnekköy Spor, Yeniköy Gençler Birliği ve Orhan Gazi Gençler Birliği futbol takımları çeşitli küme ve gruplarda mücadelelerini sürdürmektedirler. Futbolun dışında Orhan Gazi'de karate, tekvando, kickboks gibi salon sporlarında da önemli başarılar elde edilmektedir. Orhan Gazi'den çok sayıda milli sporcu da yetiştirilmiştir.